Evet. Ahmet abicim, duygu ve düşüncelerini almak istiyorum Bulancak'la ilgili. Ya tabii Bulancak'la ilgili çok şey söylenir ama öncelikle ata toprağımız, dedelerimizin, nenelerimizin, soyumuzun, sopumuzun geldiği, yerleştiği yerler burası. Bulancak, daha doğrusu Karadeniz, hem ülke hayatında, hem ülkenin demokrasisinde, siyasetinde, edebiyatında, sanatında, her şeyinde büyük katkıları olan bir yer. Ama bugün çok daha mutluyum ki kan bağım olan Sayın Şakir Ergüney ve değerli hanımefendinin Bulancağımıza, bir mektebimize, bir kütüphane kazandırmış olması beni tabii ki çok bahtiyar etti. Yakıştı, güzel oldu. Bulancak bizim huzur bulduğumuz yerdir. Teşekkür ederim. Şahin abiyle olan arkadaşınız hakkında hani Bulancak'la ilgili iki kelam edebilir misiniz? Şahin Ergüney benim bir kere ağabeyim. Yani kan bağım olan ağabeyim. Hem meslek büyüğüm. Birçok şeyi hala öğrendiğim. Bilgisiyle, tecrübesiyle, hayat tecrübesiyle, sohbetinden, beraber olmaktan mutluluk duyduğum ve her fırsatta da beraber olduğum bir hem aile büyüğüm, hem meslek büyüğüm. Bulancak'ta peki bir oyun yönetmeyi düşünür müsünüz ilerleyen zamanda? Şahin Ergüney'in olduğu yerde ben oyun yönetmem. Teşekkür ediyorum. Şahin Bey, siz duygu ve düşüncelerinizi alayım. Bugün abiniz kütüphane açtı. Abinizin adına bir kütüphane abimin açıldı. Abimin adına açılan. Bu şehir bizim için çok önemli. Yunanistan'ın en önemli şairlerinden Kavafis diyor ki bir şiirinde, bu şehir arkandan gelecek. Biz bu şehirden kimi koşullardan dolayı ayrılmak zorunda kaldık ama hiç bağımızı koparmadık bu şehirden. Onun için kültürel anlamda, ben sanatsal anlamda tiyatronun uzun süre başında oldum. Birçok oyunu yönettim. Bulancak'ta 3 kütüphane kurduk. Bulancak Fen Lisesi'nde kurduğumuz Şakir Ergüney, Gazi Şakir Ergüney Kütüphanesi bizi onurlandırdı. Bu vesileyle de sevgili Ahmet Yenilmez, benim amcamın torunudur o aynı zamanda. Hem arkadaşım, kardeşim, rol arkadaşımdır. Hem de emmeten. Emmeten. Emmeten değil, amcamın kuzenim yani. Çok uzak değil, çok yakınım. O dedi ki, ben çok şey öğreniyorum. Bir karşılıklı oynarken, siz bir şey öğretirken, siz de çok şey öğrenirsiniz. Hangimiz birbirimizden daha çok şey öğreniyor bilmiyorum. Ben de ondan çok şey öğreniyorum. Ayağına sağlık, ta ordudan kalktı geldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ahmet, tamam. Ben kendine dikkat et. Çok gelecek misin? Çok sevdiklerim. Çok diyorum.